Arkadaşlar merhaba Nereden başlayacağımı bilmiyorum ama Veda etmem gerekiyor Bunu birçok insan da benden bekliyor Harun da böyle olmasını isterdi Ona veda etmemiz lazım 6 Şubat'ta olan depremde birçok can kaybettik Vefat edenlerin Edenlere Allah rahmet eylesin. Yakınlarına sabır diliyorum. Çok zor. Ama dayanma gücü versin Allah onlara. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Bizim canımızda orada Harun ve eşiydi. 10 gün sonrasında vefat haberi geldi. Naaşlarına ulaşıldı. Babası naaşları aldı ve Osmaniye'ye götürdü. Orada da defnedildi. durum bu. Yani ne, ne anlatılabilir ki bilmiyorum. Yani gerçekten durum bu. Ya inanılmaz üzgünüm. O kadar üzgünüm. O kadar üzgünüm ki böyle bir şeyleri ısırarak parçalayacak kadar öfkeliyim, sinirliyim. Birinin, birilerinin suistimali varsa Allah'a aval ediyorum. Ama bu dünyada da peşinde olacağız. Peşini bırakmayacağız yani bu işin. Varsa da birilerinin suistimali Allah'a vali ediyorum. Yani ölüm herkesin kapısını bir şekilde çalacaktı ama çok erken çaldı Harun'un kapısını. Önünde kocaman bir hayat vardı. Erken çaldı. Yani dürüst bir adamdı. Eğlenceli bir adamdı. Espiritüel kişiliği yüksek bir insandı. Çok erken gitti aramızdan. Yani bir türlü yediremiyorum, konduramıyorum. Yani öldüğü gerçeğine halen daha yüzleşmiş değilim. Bir yerde çok büyük bir deprem. Yani binlerce insan öldü. Binlerce bina yıkıldı. Binlerce can o enkazların altında kaldı. Çaresizliğin vermiş olduğu psikolojik baskının altında ezilmiş bir vaziyette oturup bir ekrana bakıp bir televizyona bakıp veyahut da bir telefona bakıp sadece beklemekten başka yapılabilecek bir şey de yoktu sanki. Bilmiyorum yani inanılmaz Kötü durumdayım yani gerçekten kötü durumdayım Belki siz Sadece onu ekranlarda ve da canlı yayında bilmiyorum bir yerlerden izliyordunuz ama e, Arka planda yakın bir dostumdu yani Hala kaybettiğime hala inanamıyorum sanki bir yerden çıkacak Hani diyecek ki ben buradayım Buradayım yani gitmedim Buradayım yani gitmedim diyecek ama işte anlayamıyorum bilmiyorum kafam çok karışık çok sinirlerim çok bozuk psikolojim çok bozuk bir an bağırıyorum çağırıyorum evin içerisinde bir an üzünleniyorum bir an gülüyorum salak saçma hareketler yapıyorum boğuldum yani anlayacağınız cidden boğuldum yani bu durum beni çok ters bir şekilde etkiledi vaktinden erken erken bir ölümlü yani nihayetinde bu ya yani doğru kelimeleri bile ne seçmekte şu anda çok zorlanıyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanı inşallah cennet olur. Ailesine de Allah dayanma gücü, sabır gücü versin. Ya yani bir arkadaşı olarak bile bu kadar çok zorlandım ben. Öyle pırıl pırıl bir adamın ailesi çok daha fazla zorlanacaktır. Allah onlara da dayanma gücü versin. Ha gitti bildiğin gitti yani şaka değil gerçek.